Değerli kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemizde gelen bir soru şöyle. Allah için sevmek, Allah için buğzetmek etmek ne demektir? Dinimizde kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek ve böylece kötülüğe engel olmak esastır. Onun için Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de kötülüğü iyiliğin en güzeliyle karşılık vererek def edin. Böylece bakarsınız ki aranızda düşmanlık bulunan kimse candan samimi bir dost ol verir. Fussilet 34. ayet. Bir başka ayet. Zaten takva sahibi müminler de bollukta ve darlıkta bağışta bulunurlar. Öfkelerini yutarlar ve insanların kusurlarını affederler. Bu da Ali İmran 134. Şimdi bu ayetler ışığında baktığımız zaman kötülüğü önleme ve iyilik yapma ile kalben buğz etmenin arasını bulmak gerekiyor. Bir tarafta buğz, bir tarafta bu. İşte İslam müminler arasında sevgi ve muhabbet esas alır. Mümin kalbi her türlü düşmanlık, kin, haset ve fesattan arınmış bir kalptir. İslam selamet, emniyet, güven, esenlik ve barış anlamındadır. İslam dinini gereğini yapan insanın da böyle özelliklere sahip olması gerekir. İşte müminin de görevi barış, esenlik ve sevgi tesis etmektir. Her şey Allah'ın sanatı ve eseri olduğundan Allah için sevilmelidir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, İslam'da hangi amel daha hayırlıdır diye sorulduğunda şu cevabı vermiş. Senin başkalarına yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir. Demek ki sevgi ve muhabbet kainatın mayesi ve varlık sebebidir. Ancak her şey ölçül olmalıdır. Ölçüsüz şey zararlıdır. Güzellik ölçüdedir. Allah için sevmek ve Allah için buğz etmek de ölçülü ve hak edene olunca güzel olur. Her şey Allah'ın sanatı ve eseri olduğundan Allah için sevilmelidir ve sevilir. Allah için buz ise Allah'ın en büyük ayeti ve en mükemmel sanatı olduğu için insanın bizzat kendisine yapılmaz, ona yönelik değildir. Ya insanın kötü olan sıfatlarına ve kötü olan duygularınadır. Bunun için mümin acır ve ıslahına çalışır. Dolayısıyla boz ve düşmanlık, küfür, şirk ve onlardan kaynaklanan ahlaksız özellikleredir. Kalben boz etmek demek, günah işleyen mümine değil günaha boz etmek demektir. Allah'ın birliğini kabul ve kalben tasdik ederek iman edenler ayet ile sabittir ki Allah'ın dostları ve velileridirler. Kim bir veliye düşmanlık ederse Allah onun hasmı olur. E bu durumda bir mümin ne kadar günah işlenmiş olursa olsun asla bir mümine kin ve düşmanlık besleyemez, caiz değildir. Nitekim Ebu Derda Hazretleri kardeşinize sövmeyiniz. Sizi onun durumuna düşürmekten koruyan Allah'a ham dediniz. Kardeşinize boğuz da etmeyiniz. Ancak onun ameline yaptığı günahlarına ve hatalarına boğuz ediniz diyerek bize bu konuda son derece güzel bir ölçü vermiştir. Demek ki sevdiğimiz her şeyi Allah için sevmeliyiz. Boz ettiğimiz her şeyi Allah için boz etmeliyiz. Ancak insanların kendilerine değil, insanlarda bulunan kötü hasletlere, kötü özelliklere boz etmeliyiz. Bir doktorun hiçbir hastasına boz etmediği gibi bir mümin de günahkar müminlere asla boz etmez. Ama bir doktor hastasının hastalığına düşman olduğu ve boz ettiği gibi elbette bir mümin de müminlerin hatalarına, kusurlarına, isyanlarına ve günahlarına elbette buğz eder. Ama bunu da bir doktorun hastasını tedavi ederken nasıl lütufla ıslahına çalışır ve hastaya zarar vermeden hastalığın tedavisine uğraşırsa bir mümin de manen hasta olan kardeşlerimizin hastalıklarını tedavi ederken onlara zarar vermeden o hastalıkların tedavisine çalışmalıdır.